Romeo, bu şey de ne böyle? Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım. Bu gördüğün şey ay kızı bir alev makinesi. Ama öyle senin bildiğin normal alev makinelerinden değil. Bu şu ana kadar icat ettiğim bütün kötü makinelerin babasıdır. En güçlüsüdür. Bu alev makinesi güneşi kullanarak güneşin etrafındaki bütün gezegenleri patates kızartmasına dönüştürüyor. Şimdi bunu çalıştırdığım zaman, kapaklarını açtığım zaman direkt çalışır. Güneşi güçlendirecek nükleer ışınlar gönderiyor. Ondan sonra güneş güçlendiği zaman dünyaya öyle ışınlar gönderiyor ki dünyadaki bütün canlılar anında patates kızartmasına dönüşüyorlar. O zaman biz de patates kızartmasına dönüşürüz Romeo. Biz makineyi kullandıktan sonra makinenin kapakçıklarının arkasına saklanacağız. Yani buraya. Şimdi hadi lafı uzattırma da başlayalım makineyi çalıştırmaya. Tamam Romeo, ben bir tuvalete gidip geliyorum. Böyle önemli anlarda hep beni yalnız bırakıyorsun ay kızı. Neyse kendim de hallederim kendi işimi. Hop. Şimdi nükleer ışınları göndermeye başladı makinemiz. Birazcık bekleyelim. İyice göndersin. Oh. 10 saniye bekleyelim. Olamaz. Işınlar geri tepti. Dünyaya gelmeye başladılar. Hemen kapakçıkları geri kapat. Beni koru makine. Pijama skiller. Sizin patates kızartmasına dönüşmenize izin vermeyeceğim. Buradasınız demek. Baykuş kız nerede? Çabuk. O çamur banyosu yapıyor. Nerede? Çabuk onu buraya çağırın. Çamurun içine gömdük onu. Çamur banyosu yapıyor şu anda. Tamam. Şu çabuk şunu alın. Kendi üstünüze bir koruma kalkanı olarak kullanın. Sakın ama sakın ne olursa olsun güneşe çıkmayın. Anladınız mı beni? Sadece akşamları dışarı çıkacaksınız. İyi de neden ay kızı? Şimdi gitmem gerek. Hemen saklanmalıyım. Hadi çabuk beni dinleyin. Tamam kertenkele çocuk. Hadi baykuş kızı dinleyelim. Ay kızını. Bunu üstümüze kalkan olarak örtmemizi söyledi. Acaba neden böyle bir şey istedi? Tamam işte oldu. Artık güvendeyizdir herhalde. Olamaz. Rüzgar da sallanıyor bu. Şimdi burada öylece oturup akşam olmasını mı bekleyeceğiz yani? Aa, çok sıcak olmaya başladı. Kafam yanıyor. Beynimi hissetmiyorum. Galiba bayılacağım. Aa. O da neydi? Yanıma bir şey düştü. Herhalde kuşlar patates kızartmasına dönüşmeye başladılar. Akşam olunca güneş batınca birkaç tanesini alır. Güzelce bir keyif yaparım. Of, burası çok ısınmaya başladı ya. Burada dayanamayacak mıyım yoksa? Bu makineyi en güçlü ışınlara dayanabilmesi için tasarladım. Ben çok sıkıldım. Daha fazla dayanamayacağım. Çıkıyorum güneşe. Kedi çocuk dur. Hey, hiçbir şey olmadı. Ay kızı bizi kandırmış olmalı. Ne, nasıl? Belki etkisini geç gösteriyordur kedi çocuk. Yoksa yüzümüze sürdüğümüz çamur mu bizi korudu? Hey, dışarıda insan sesleri duyuyorum. Bu nasıl olabilir? Ah, ne oldu? Ben niye yerde çamurun üstüne yatıyorum? Ne oluyor, ne oluyor? Çok fazla insan sesi duymaya başladım. Bir şeyler oluyor. Dışarı çıkıp bir kontrol edeyim. Hey, dışarı çıktım ama bana da hiçbir şey olmadı. Bu işin içinde bir iş var. Bunu öğreneceğim. Ha? İşte orada. Zaman dede, demek sendin. Bakın işte orada. Zamanı güneşi ısıtma makinesini devreye sokmadığım ana geri almış. Yani anlayacağınız beni durdurmak için buraya gelmiş. Zaman dedeyle uğraşılmaz. Çünkü gidip ona sataşırsam ona sataşmadığım ana zamanı geri alır. Ve sonsuz bir döngüye gireriz. Onun için bu makineyi kullanamayacağız. İşe yaramaz bir makine oldu bu artık. Atıyoruz. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Zaman dede bütün her şeyi berbat etti. Neyse. Her şey eskisine döndüğüne göre hiçbir şey olmamış gibi davranabiliriz. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.